Merhabalar, iyi akşamlar değerli izleyiciler. Köy TV ekranlarından Tarım ve Yaşam'ın yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz efendim. Tarım ve Yaşam'ın bu bölümünde aşılı sebze fidesi üretiminde kullanılan anaçlardan bahsedeceğiz. İdeal bir anaçta aranan özellikler nelerdir? Anaçların öneminden, avantajlarından, dezavantajlarından, ülkemizde aşılı fide üretiminde yerli anaç ıslahı çalışmalarından bahsedeceğiz efendim. Anaçlar hakkında doğru bildiğimiz yanlışlar neler? Bu gibi bütün soruların cevaplarını 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Balkaya hocamdan dinlemek isteriz biz de hocam. Sizler de değerli izleyiciler programımıza gerek sosyal medya hesaplarımızdan gerekse ekranlarımızda bulunan sağ altta 0552 252 1616 numaralı WhatsApp ihbaratlarımızdan bizlere mesajlarınızı, sorularınızı gönderebilirsiniz. Değerli hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ali Talip Bey. Teşekkür ediyorum. Hocam nasılsınız? İyiyim hamdolsun. Sizler de iyisiniz inşallah. Hocam sizleri gördük daha iyi olduk. Hocam bugün çok güzel bir konuyla birlikteyiz izleyicilerimizle. Aşılı sebze fidesi üretiminde kullanılan anaçlardan bahsedeceğiz. Tabii bir önceki programımızda aslında biraz bahsetmiştik. Aşılı fide nedir? Niçin kullanılması gerektiğinden biraz bahsetmiştik. Hatırlatma niteliğinde tekrardan sizlerden öğrenebilir miyiz efendim? Aşılı fide nedir? Neden aşılı fide kullanmak gerekiyor? Bize bunun verimde, kalitede bir etkisi oluyor mu? Ben de öncelikle tekrar sizlere ve Köy TV seyircilerine iyi akşamlar dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Tabii bugünkü programımız bir önceki programda aşılı fidenin bizim için tarımsal üretimde neyi ifade ettiği, niçin kullanmamız gerektiği ile ilgili genel bilgileri bahsetmiş. Bu arada da anacın niye önemli olması gerektiği ile ilgili orada kısa bir açıklama yapmıştık. Daha sonraki programda bunları ayrıntılı seyircilerimizle paylaşırız demiştik. Bugün de buna istinaden anaçla ilgili inşallah kapsamlı güzel bir program yapacağız diye düşünüyorum. Şimdi genel hatlarıyla Ali Talip Bey ilk sorunuza başlayacak olursak, aşılama aslında yüzyıllardır meyvecilikle özdeşleşmiş vejetatif bir çoğaltma tekniği. Yani iki tane genel anlamda baktığımız iki farklı bitkinin vejetatif olarak bir araya getirilmesi tekniği olarak ifade ediyoruz ama sebzecilikte kullanım ise yaklaşık 100 yıllık bir geçmişi var. 1920'li yıllarda Japonya'da özellikle toprak kökenli hastalıklara karşı bal kabağı üzerine karpuzun aşılanması uygulamalarıyla başlamış. Daha sonra 1940'lı 50'li yıllarda patlıcanda, 1960'lı yıllarda yine domateste ve yine hıyarda kullanılmaya başlamış ve birçok türde yaygın olarak üretilmeye başlamış. Bizim ülkemizde de ilk fide üretim tesisimizin 1994'te kurduk ve bugün 230 civarında fide işletmemiz var. Bu fide işletmelerinin de yaklaşık 40'ın üzerinde tam bir rakam olmamakla beraber aşılı fide üretiminin uygulandığını söylüyoruz. Türkiye için aslında aşılı fide güncel bir konu. Yani baktığınızda 1998'de ilk olarak biz yaklaşık 70 bin domates aşılı fide üresi üretimiyle başlanmış ve 2000'li yıllara geldiğimizde bugün aşılı fide üretim sayısı her geçen gün artmaya başlamış ve bugün 250 milyon üzerinde bir fide endüstrisi içerisinde önemli bir pay alan bir uygulama haline gelmeye başlamış. Dolayısıyla aşılı fide biz tanımlarken burada sebzecilik açısından tanımını şöyle ifade ediyoruz. Hem tohum hem de aşı ile çoğaltmanın birlikte planlandığı bilgi, beceri ve teknolojiyi kapsayan bir teknik olarak ifade ediyoruz. Dolayısıyla burada kolay bir uygulama değil. Burada bilgi sahip olmanız gerekiyor. Burada bir özür diliyorum. Bir yankılanma geliyor ama tam. Tabii hocam hemen düzeltelim arkadaşlar. Burada tabii aşılı fide uygulamasının dünyada özellikle yaygın bir rutin uygulama haline geldiğini görüyoruz. Bunun da en önemli nedeni günümüzde özellikle toprak kökenli hastalıklara karşı dayanıklılığın sağlanması. Yani aşılı fidenin yaygınlaşmasında en öne çıkan unsurlardan bir tanesi toprak kökenli hastalıklara ve zararlara karşı aşılı fide doğru anaç ve doğru kalem kullanmak suretiyle dayanımın sağlanması. Yine bunun yanı sıra
Aşırı pide kullanmak suretiyle özellikle son yıllarda bu küresel iklim değişikliklerine bağlı olarak gerek düşük sıcaklıklara dayanım, gerek yüksek sıcaklığa toleransın sağlanması, gerekse kuraklığa dayanım gibi birçok çevresel stres faktörlerine karşı dayanıklılığı da sağlayabiliyoruz. Böylece yıl boyu farklı olumsuz iklim koşullarında dahi bitkiyi güçlü bir şekilde yönetmek, erkenci, verimli ve kaliteli ürün elde sağlamak mümkün oluyor. Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Düz fide dediğimiz yani hazır fideye göre aşılı fide kullanım suretiyle verim unsurları yönünden de önemli düzeyde artışlar sağlandığını görüyoruz. Bu da çiftçinin aşılı fideyi tercih etmesindeki en önemli unsurlardan biri oluyor. Yine bunun dışında özellikle tuzluluğa tolerans, son yıllarda özellikle su baskınlarına toleranslık gibi özelliklerinin olması, yine hasat periyodunun uzaması, bu da yine çiftçi açısından önemli bir unsur tercih etmesinde ve en önemlisi de yine sürdürülebilir tarım sistemleri içerisinde organik tarıma uygunluk açısından da en önemli nitelikli materyallerden bir tanesi dolayısıyla aşılı fide kullanımı. Bugün bu olumlu özelliklerinden dolayı çiftçimiz daha çok tercih etmeye başlamış durumda. Bugün baktığımızda özellikle birçok sebze türünde özellikle kabakgillerde ve patlıcangillerde aşılı pideye olan talebin her geçen gün arttığını görüyoruz. Bu da olumlu bir yansıma çünkü dünyada da rekabet sistemi içerisinde bizim tarımsal üretim potansiyeli yönünden etkin bir yerde yer alabilmemiz verim potansiyelimizin devamlılığıyla sağlanabilir. Bunda da aşılı fide kullanımı büyük önem taşıyor. Bu özelliklerinden dolayı biz aşılı fideyi öneriyoruz. Ama tabii burada bugünkü programımızın konusunu oluşturan anaç kullanımı yani biz özellikle baktığınızda özellikle şunu unutmamak lazım Halit Arif Bey. Aşılı bir bitkinin performansının belirlenmesinde en önemli unsur bence doğru anaç seçimi. Yani anacın ismine doğru olması ve iyi niteliklere sahip olması gerekiyor. Yani ideal bir anaçta peki hocam aranan özellikler dedik. Bu özellikler nelerdi? Biraz onlara da değinebilir miyiz? Burada tabii en öne çıkan unsur biraz önce avantajlarını anlatırken söyledim. Bu seçeceğimiz aslında anaç dediğimiz kısım seyircilerimizin daha iyi anlayabilmesi için söyleyelim. Burada aşılama sırasında bitkinin kök bölgesini oluşturan kısım yani ürün vermeyen kısım. Kalem ise burada anacın aşılama sırasında üst kısmına eklediğimiz bitkinin ürün eldesini sağladığımız kısma da biz kalem diyoruz. Dolayısıyla aşılama başarısında en önemli unsur bu seçmiş olduğumuz anaç ve kalemin aşı uyuşum yeteneklerinin yüksek olması gerekiyor. Sonuçta bu ikisi de sebze ve su içeriği yüksek olan bitki materyalleri. Buradaki başarı da en önemli unsur seçeceğimiz anaç ve kalemin birbiriyle akrabalık ilişkisi. Yakın akraba olmalarını arzu ediyoruz. Akrabalık ilişkisi arttıkça aşı uyuşum kapasitesinin de arttığını görüyoruz. Tabii ideal bir anacın olmazsa olmaz en önemli özelliği toprak kökenli hastalık ve zararlara dayanımı sağlaması. Yani sadece tek bir hastalığa da değil Ali Talip Bey, birden çok hastalığa dayanıklı olması bu anacın tercih edilebilirliği noktasında büyük önem taşıyor. Tabii dünyada ideal anaç dediğinizde yeni kavram kök kanapüsü yani veya kök mimarisi dediğimiz özellikleri yönünden üstün olması. Bu ne demek? Yani seçeceğiniz anacın aşı yapacağınız o kök kısmını oluşturan kısmın kök yapısının bazı parametreler yönünden üstün olmasını istiyoruz. Aynı zamanda stres koşulları altında da bu bitkinin köklenme kapasitesinin yüksek olması büyük bir önem taşıyor. Biz burada özellikle ideal anaçı seçerken en çok dikkat ettiğimiz kök yapısı yönünden özellikler o bitkide toplam kök hacmi, kök uzunluğu miktarı, kök yüzey alanı yine aynı şekilde buradaki kökün çaplarına göre sınıflandırılması,
bu köklerin kesişen miktarı veya dallanma sayısı gibi parametreler yönünden bizim en üstün özellikte olan güçlü anaçları veya işte bu anaç güç yapılarına göre, kök yapılarına göre sınıflandırmamız gerekiyor anaç kalem uyuşumu açısından. Günümüzde özellikle dünyada en önemli anaç ıslahındaki çalışma alanlarından bir tanesi fenotipik kök seleksiyonudur. Yani bu kök parametreleri yönünden bizim bu ideal anacı belirlemede verilecek değerleri ortaya koyarken burada bu kapasiteyi o iyi şekilde analiz etmemiz lazım. Ve buna göre bizim köklenme kapasitesi yönünden en iyi stres koşulları altında köklenebilme kapasitesinde olan doğru anaçları seçmemiz gerekiyor. Bu önemli. Tabii anaç toprağın alt kısmında olduğu için bu tür çalışmalar da birazdan ifade edeceğim. Islah çalışmaları zor zaten. Ama o yüzden bizim bu parametreler yönünden günümüzde dünyada dijital görüntüleme sistemlerinden yararlanıyoruz Ali Talip Bey. Evet. WinRiso dediğimiz kök analiz sistemleri var. Bunları kullanmak suretiyle biz kök yapısı yönünden bu anaçları seçebiliyoruz. Bu da önemli bir kriter. Yine ideal bir anaçta başka neye yarayalım? Özellikle burada anaçların birçoğu, özellikle solanaceae grubunda olan anaçlarda, domates, patlıcan gibi türlerde yabani türlerle melezlenmesiyle elde ediyoruz Ali Talip Bey. Dolayısıyla elde ettiğimiz bu melez tohumlarda bazen bu yabani özelliklerinden dolayı gerek çimlenme veya çıkışla ilgili olumsuz yönde sonuçlar meydana gelebiliyor. Bu da fidecilerin, fide endüstrisinin işinin zorlaşmasına neden oluyor. Yani hem tohumun çimlenme oranının düşük olması, hem kademeli çıkış dediğimiz olumsuzlukların görülmesi de bu anacın belirlenmesinde, seçilmesinde büyük önem taşıyor. Başka ne olabilir? Anaçların özellikle hipokotil özellikleri çok önemli. Niye? Çünkü aşı yapan arkadaşlarımızın burada biz özellikle kabakgillerde ilk gerçek yaprak olduğu dönemde yapıyoruz. Kotiledon yaprakların yere paralel ilk gerçek yaprak olduğu oluştuğu dönemde. Dolayısıyla elin rahatlıkla aşı yapabilebilmesi için belirli bir hipokotil uzunluğunun olması gerekiyor. Yani zamanlama bazı, çok önemli değil mi hocam aşı yaparken? Tabii burada anaçla kalemin doğru zamanda yönetilmesi gerekiyor. Çünkü iki farklı bitkiyi kaynaşabilmesi için anaç kalem çaplarının birbirine yakın olması gerekiyor. Bu anaçla kalemin tohum ekim zamanlarının doğru belirlenmesi gerekiyor. Siz şimdi kabakla karpuzu aşılayacaksanız önce bunların çimlenme performanslarını biliyor olmanız gerekiyor ve önce işte hangisi erken çimleniyorsa buna göre ekim zamanlarını iyi planlamanız gerekiyor. Bu da en önemli hususlardan bir tanesi ve burada da yine anaçla kalemin hep siz bunları planlayabilirsiniz ama uyuşma kabiliyeti dediğimiz kapasitesi en önemli parametrelerden bir tanesi. Burada da özellikle mümkünse yakın akraba türlerin birbiriyle aşılamada kullanacak şekilde seçilmesine dikkat ediyoruz. Ve özellikle burada yine ideal bir anaçta dikkat edeceğimiz unsurlardan bir tanesi, siz biraz önce başlıkta programı sunarken ifade ettiniz, özellikle aşılı fide ile ilgili çok sayıda yanlış bilinen şeyler var. Bunlardan bir tanesi de kalite unsuru. Yani seçeceğiniz anacın o üzerindeki kalemin verim ve kalitesini olumsuz yönde etkilememesi gerekiyor. Tat, aromatik bileşikler ve diğer unsurlar yönünden olumsuz yönde etkilerse bu sefer çiftçimiz bundan sıkıntı yaşayabilir, tüketiciler olumsuzluklarla karşılaşabilirler. Burada o yüzden ideal anacı söylerken bunu ifade etmekte gerekiyor. Kalitesini olumsuz yönde etkilemeyecek doğru anaçları seçmemiz gerekiyor. Özetle bizim bitki performansının seçilmesinde özellikle doğru anaç kullanımı, anaç kalem uyuşması, yine aşılı bitkiyi yetiştirdiğimiz çevre koşulları ve uygulayacağımız kültürel uygulamalar aslında o bitkinin performansını veriyor Ali Talip Bey. Yani sadece aşılı fide yetiştirmekle iş bitmiyor. Fideyi diktikten sonraki aşamalar da önemli. Yani oradaki çevre koşulu, uygulayacağınız gübreleme, sulama uygulamaları, yine ilaçlama uygulamaları
ve bunların hepsinin bileşkesi ürün performansını ve kalitesini ortaya koyuyor. Bu parametreler içerisinde de bence en önemli kriterlerden bir tanesi aracınızın doğru ve kalemle iyi uyuşabilir niteliklere sahip olması. Yani hocam dediğiniz gibi bu ıslah çalışmaları çok uzun süreli, çok zor, çok meşakkatli işler. Bu kapsamda da yani dediğiniz gibi o aranan ideal özellikleri bulabilmek için de bu zorlu süreci, bu uzun süreci aslında bakarsanız iyi yönetmek çok önemli. Doğru. Şimdi hocam avantajlarından bahsettik, öneminden bahsettik. Biraz da olsa şöyle dezavantajlarına değindik dediğiniz gibi yabani anaçlarla birlikte kaynaştığı zaman bazı sıkıntılar çıkabiliyor. Başka dezavantajları var mıdır? Özellikle işin mali kısmı açısından baktığınızda şöyle bir olumsuzluk var. Aşılı pidede maalesef ülkemizde kullanılan anaçların tamamına yakını yurt dışından ithal ediliyor. Dolayısıyla bu bir maliyet oluşturuyor. Aynı zamanda aşılama maliyeti de yine fide üreticileri için, yine fide işletmeleri için önemli olumsuzluklar. Tabii burada bazen olumsuzluklar anlamında baktığımızda aşının yaptığınız bitkilerde seçeceğiniz anacın bazen vejetatif büyüme gücü eğer çok güçlü, üstteki kalem bunu yöneten zayıf bir özellikte kaldığı takdirde bu takdirde de aşırı vejetatif büyüme olumsuzluklu. Burada da bir çiftçimizin özellikle gübreleme uygulamalarını iyi yönetmesi gerekiyor. Yine bunun dışında fizyolojik bozukluklar meydana gelebiliyor. Yine bitkinin aynı aşıyla, anaçla kalemin birleştiği yerlerde yan köklenmeler meydana gelebiliyor ve iki taraftan bitki çoğalabiliyor. Ve bunun için de aşılama sonrasında bir tecrübeye ihtiyaç var. Bu da önemli. Çünkü aşı yapmak çok kolay Ali Talip Bey. Yani yaklaşık 30 ila 45 saniyede ben size öğretsem yarım saat, bir saat içinde öğrenebilirsiniz. Ama mesele aşıyı yaptıktan sonra ekstra bir yere, yoğun bakım ünitesine ihtiyaç var. Bu yaklaşık 10-15 günlük burada yoğun bakım ünitesinde aşılı pidenin erkencilik, verim ve kalite özelliklerini etkilemeyecek şekilde gelecekte bitkinin yönetiminde doğru bir şekilde kaynaşmanın sağlanması gerekiyor. Ve bu şekilde alıştırma seralarını alındıktan sonra çiftçiye doğru bir şekilde taşıma sistemleri kullanılarak ulaştırıldığı takdirde başarılı oluruz. Aksi takdirde bu söylediğim parametreleri doğru gerçekleştiremezseniz bu sefer de aşılı pidenin kullanımında dezavantajlarla karşılaşabilirsiniz. Evet hocam, şimdi şu konuya da değinmek istiyorum. Tabii bildiğimiz bazı doğrular var ama aslında yanlış bunlar. Yani doğru bilinen yanlışlar var. Şimdi az önce karpuz ve kabaktan bahsettik. Şimdi halk arasında bilinen şöyle bir tabir var. Efendim karpuzlar diyorlar artık kabak tadı vermeye başladı. Bunların anaçları ile ilgili hocam oluşabilecek sorun var mıdır? Veyahut anaçlarla bilgisi var mıdır? Şöyle söyleyelim. Aslında maalesef burada bu konuyla ilgili veya bilmeyen insanların en çok eleştirdiği, tüketicilerin eleştirdiği noktalardan bir tanesi kısmi haklılıkları da olabilir ama burada işin günahı anaçlara yüklenmemeli. Yani burada hep şunu diyorlar, kabak üzerine karpuz aşılandı, karpuzun tadı, kalitesi bozuldu. Bu doğru bir yaklaşım değil Ali Talip Bey. Burada kullanacağınız anacın doğru seçilmesi gerekiyor. Bazen ülkemizde de ilk zamanlarda bununla ilgili ön yargı belki oradan kaynaklandı. Su kabakları anaçları üzerine karpuz aşıladığınız zaman doğru da bitkiyi yönetemezseniz kaliteyle ilgili olumsuzluklar yaşanmış. Ama bugün geldiğimiz noktada eğer karpuz için söylüyorum veya hıyar içinde bazen koku oluştuğu, kabak kokusu hissediliyor şeklinde bize şeyler geliyor, eleştiriler geliyor. Ve burada esas unsur bence anacınızın niteliği önemli. Burada karpuz için biz hangi anaçları kullanırsak verim, kalite, dayanımın yönünde dışında unsurlar yönünden öne çıkar. Buna bakmak gerekiyor. Burada ben aşılı karpuzlarda meyve kalitesini etkileyen faktörler diye bir makale yazdım. Bunu seyircilerimiz arama motorlarından çok rahat bulup okuyabilirler. Burada dört tane ana unsur var. Birincisi
Doğru anacı seçtik. Uygun yetiştirme koşullarını ayarladık. Ekoloji bu anlamda önemli ama esas en önemli unsur aşılı bitkide, özellikle aşılı karpuzda meyve iriliğini alıyor. Fakat tat aromatik bileşenler yeterince oluşmadan çiftçimiz erken hasat yaptığı durumlarda bazen bu aromatik bileşenlerle ilgili olarak gerek liflilik, gerek iç boşalması gibi olumsuzluklarla karşılaşılabiliyor. Burada çiftçilerimizden ricamız, tabii onlar da ürün para ettiği zaman erkenden hasat edip pazara sunmak istiyorlar ama burada önemli bir hata, bu teknik bir hata. Bizim önerimiz çeşidin özgü iriliği alacak. Aynı zamanda da tat ve aroma madde bileşenlerinin yeterli istenilen miktarda oluşabilmesi için belirli süre beklenmesi gerekiyor. O nedenle buna dikkat edilirse biraz önce ifade ettiğimiz o olumsuzluklar, o fizyolojik bozuklukların hiçbirini görmeyiz. Ki dünyada çok rutin bir uygulama. Yani sadece şunu derseniz haklısınız, sadece bu Türkiye'de oluyor, sadece bu şey. Bugün dünyada birçok ülkede aşılı karpuz kavun kullanımında tamamen aşılı fide kullanılarak üretim gerçekleştiriliyor. %100 bugün birçok Akdeniz ülkesinde, İtalya, İspanya, yine Portekiz, Yunanistan, İsrail gibi bize aynı benzer ekolojide olduğumuz ülkelerde baktığınız zaman bugün aşılı pide kullanım birçok türde neredeyse %100. Ki uzak doğu ülkelerine bakıyorsunuz, başladığı Japonya, Kore gibi ülkelerde tamamen %100. Dolayısıyla biz hani bir şeyleri eleştirirken dünyada da bu kullanılan rutin bir teknik, ama burada bizim iyi ifade etmemiz gereken nokta, burada anacı suçlamadan önce bitkiyi yönetmek. Yani burada çiftçimiz aşırı azotlu gübre kullandığı zaman örneğin iç boşalmaları meydana gelebiliyor veya kaliteyle ilgili içerisinde kabaktan gelen aromatik bileşenler gelebiliyor gübrelemeyle ilgili. Burada onlara dikkat etmemiz daha önemli. Tabii olmaz demiyorum, olabilir, ama burada dikkat edilmesi gereken unsur anaçlar değil, aşılı bitkinin yönetilmesi olarak ifade edersek daha doğru bir yaklaşım olur Ali Bey. Evet hocam. Şimdi bir başka bilinen, doğru bilinen yanlışlardan birisi de biraz pazara indiğimizde böyle biraz kaliteli, verimli bir ürün gördüğümüzde genelde biraz ona yatsınarak bakıyoruz. Bu kesin GDO'lu üründür, genetiği değiştirilmiştir bu ürünün gibi böyle bu takım düşüncelere kapılıyoruz aslında bakarsanız, yanlış düşüncelere. Islağı yapılmış bir ürün olduğunda hemen biraz ona biraz daha böyle temkinli yaklaşıyoruz. Bunun hakkında bir düşünceniz var mıdır hocam? Şöyle söyleyelim bununla ilişkili de. Tabii dünyada sürdürülebilir tarım sistemleri içerisinde en yüksek verim unsurları, parametreleri ya da kalite unsurları yönünden en yüksek değerlere ulaşabilmek için her geçen gün teknolojiden yararlanıyoruz. Özellikle 1990'lı yıllardan itibaren biyoteknolojiden etkin bir şekilde kullanmaya başlanıldı ve 90'lı yılların ortasından itibaren de bugün dünyada transgenik çeşit ıslahından yararlanarak transgenik yani genetiği değiştirmiş organizma olarak ifade ettiğimiz çeşitler geliştirilmiş durumda. Bugün ülkemizde GDO'lu hiçbir tohum yok. Tarım Bakanlığımız tarafından GDO'lu tohumların kullanımı, ülkeye girişi yasaklanmış durumda. Evet. Sadece Biyogüvenlik Kurulu kararıyla bazı özel ürünler için yenilik tohum, mısır veya şeyde bazı ürünlerde özel izin alınmak koşuluyla kısmi müsaade ediliyor. Onun dışında ne pazarlarda GDO'lu ürün rastlayabilirsiniz ne de diğer marketlerde veya tüketim noktalarında. Her türde var mıdır? Her türde de yok. Bugün özellikle soya fasulyesi, mısır, kolza gibi bitkilerde transgenik bitki üretiminde baktığınızda her geçen gün üretim miktarını arttığını görüyoruz. Şöyle bir veri vereyim Ali Talip Bey bununla ilişkili de. Tabii bugün hocam baktığınızda dünyada tohumculuk endüstrisi her geçen gün artıyor ve ekonomik değer yönünden baktığınızda 62.9 milyar dolar civarında bir büyüklüğe ulaşmış durumda. Ve 1990'lı yılların sonunda başlayan transgenik çeşitlerin pazarda ticari ürün bazında kullanım miktarı yönünden baktığınızda bu değerin 20 milyar dolar civarına çıktığını görüyorsunuz. Bunun anlamı şu, yani tohum endüstrisinin şu an 1/3 transgenik çeşit. Dolayısıyla
Bu şu an için bizim ülkemizde kullanılmıyor. Girişi belirli özel şartlara sahip ama dünyayla rekabet edebilmeniz için de bu transgenik çeşit ıslahı ile ilgili üniversitelerimizin Ar-Ge altyapılarının buna yönelik de çalışmalarının bence devam etmesi büyük önem taşıyor. Geleceğe yönelik çünkü ayakta kalabilmek, endüstrinizi rekabet unsurları içinde yürütebilmeniz için tabii bu işin sağlıkla ilgili boyutları ile ilgili tartışmalar var ama biz bilim insanıyız. Dolayısıyla bazı şeyleri ifade ederken burada doğru yaklaşımlar içinde olmamız gerekiyor. Yani burada her şeye kötü veya olumsuz bakış açısıyla değil, bugün nasıl organik tarım, organik bitki ıslahını öneriyorsam, aynı şekilde de klasik ıslahla beraber biyoteknolojiyi de biz yararlanmak zorundayız. Yani gerek doku kültürü tekniklerinden, gerek CRISPR-Cas dediğimiz farklı genom düzenleme çalışmalarından yararlanmak zorundayız. Aksi takdirde rakiplerimizden geri kalırız dünyada tohum endüstrisinde. Bu nedenle güçlü olmak istiyorsak bitki ıslahı altyapılarında bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle hocam. Teknolojiyi kaçırdığınız zaman yakalaması çok zor. O yüzden o teknolojiyle beraber hareket edip onunla birlikte o teknolojiyi yakalamak zor artık. Yani iş işten geçtikten sonra biraz artık batıya dönüp de bunları yapıyor demek bizlere bir fayda sağlamıyor. Çünkü dediğiniz gibi hocam, Batı bunu yaparken biz bunları yasaklıyorsak... Bizim de en azından akademik anlamda araştırma bazlı olarak bu tür çalışmalar için gerekli altyapılarımızı oluşturmamız gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü gelecekte bizim nelerin beklediğini her geçen gün dünyada farklı olaylarla karşılaşıyoruz. O yüzden bizim teknoloji anlamında da hazırlıklı olmamız büyük önem taşıyor. Evet, bütün dünya hocam aslında bakarsanız bunun sınavını birkaç sene öncesinde verdi koronavirüsle birlikte. Çok hazırlıksız yakalandık, gıda krizi dendi. Yani evet, bir şekilde atlattık fakat bunun belki de ileride aynı şekilde beklenmedik birçok sorunla da karşılaşabiliriz. Bu noktada biraz hazırlıklı, temkinli olmamız bakın gerekiyor. Orada da bir şey daha öne çıktı aslında. Fonksiyonel gıda kavramı çıktı sağlıklı beslenmede. Yani besin özellikleri iyileştirilmiş ürünlere olan talep artmaya başladı. Dolayısıyla biz ıslahçılara düşen de fonksiyonel bitki ıslah yöntemlerinden yararlanarak bu özelliklerde besin özellikleri iyileştirilmiş ürünleri artırmamız lazım. Yani likopence yüksek domates çeşitleri geliştirmemiz lazım. Karotenoid içeriği yüksek çeşitler geliştirmemiz lazım. Glikozinolat içeriği yüksek lahana grubu türlere ait çeşitler geliştirmemiz lazım. Bu da yeni bir teknik, teknoloji. Gelecekte bunlarla ilgili çalışmaları da artırmamız büyük önem taşımakta. Kesinlikle hocam. Hocam o zaman biraz ülkemize dönelim. Ülkemizdeki aşılı fide üretiminde yerli anaç ıslahı çalışmalarından biraz bahsedelim. Ne durumdayız? Eksikliklerimiz var mı bu konuda? Burada doğru, aşılı fide ile ilgili özellikle en önemli sorun yerli anacımız yok. Ama şimdi burada şunu seyircilerimizin bu konuyu hiç bilmeyen insanlar için daha basit anlayabilmeleri için şöyle ifade edelim. Her türde aşılı fide var mı aslında? Tüm sebze türlerinde uyguluyor muyuz? Ekonomik midir? Yani önce bir bunu ortaya koymamız lazım Ali Talip Bey. Evet. Çünkü işin geleceğe yönelik projeksiyon yapabilmek için her türde biz yapmalı mıyız? Veya hangi türlerde ihtiyaç duyuluyor? Kısaca bunlardan biraz bahsedeyim müsaade ederseniz. Tabii ki hocam, buyurun. Özellikle dünyada ilk biraz önce ifade ettim 1920'li 30'lu yıllarda özellikle kabak anaçları üzerine karpuzun aşılandığını ifade ettim. Bugün dünyada en çok yaygın olarak kullanılan anaçlar aşılı kabakgillerde karpuz, kavun ve hıyarda kullanılıyor. Ve bu anlamda baktığınızda ticari üretimde de burada farklı kabak türlerinden yararlanıyoruz. Bakın burada özellikle gerek karpuzda, gerek hıyarda, gerekse kavunda en fazla dünyada ticari anlamda en yaygın kullanılan anaç kestane kabağı, bal kabağı melezlerinden elde ettiğimiz anaçlar. Yani anne bebeğimiz kestane kabağı, baba bebeğin bal kabağı olacak şekilde melezleniyor ve bunlarla ilgili ilk çalışmalar 1930'lu yıllarda başlanmış ve burada iki kabak bitkisinin güçlü yapısının kök sistemi içerisinde kullanılması büyük önem taşıyor.
Bugün baktığınızda melez başarısı ve elde edilen tohum sayısı, tohum veriminin yüksek olması nedeniyle dünyada en yaygın kullanılan karpuz, kavun ve hıyar için en çok kullanılan anaç kestane kabağı ve bal kabağı melezleri. Özellikle aşı uyuşum yüksek, verim unsurları üzerine olumlu yönde etkisi var. Özellikle 6-8 ton aldığımız bir karpuz çeşidinden 12-14 ton gibi yüksek bir verim değerine ulaşabiliyorsunuz. Yine özellikle abiyotik ve biyotik stres faktörlerine karşı oldukça dayanıklı. Bu da bitki büyüme gücünün oldukça yüksek olmasını sağlıyor. Bazı ülkelerde bal kabağını melezlemeden direkt tür içi melezler olacak şekilde kullanabiliyorlar. Bu da özellikle günümüzde hıyarda ve daha sonra da kavunda en çok tercih edilen anaç durumunda şu an baktığımızda. Bunun özelliği şu, özellikle kestane ve bal kabağı anaçlarına göre baktığınız zaman ve su kabağı anaçlarına göre daha zayıf bir anaç. Bu anlamda karpuzda az kullanılıyor. Ama baktığınızda benim önerim, özellikle bu anacı, bunlarla ilgili çalışmalarımız da mevcut. Gerek mini karpuzlarda, gerek çekirdeksiz triploid karpuzlarda kullanırsak etkin bir şekilde başarılı olur diye düşünüyorum. Özellikle bal kabağı anaçlarının tercih edilme nedeni hastalıklara dayanıklıktan ziyade düşük sıcaklıklara dayanıklı olması. Birazdan ülkemizde yapılan çalışmaları anlatırken, şu an bizim özel sektörde bir firmayla bu bal kabağı anaçlarını biz düşük sıcaklıklara dayanıklı hıyar çeşitlerinin yetiştiriciliğinde kullanmak amacıyla bir proje gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda özellikle düşük sıcaklıkta dayanımı sağlıyor. Yine bu bal kabağı anaçlarını kullandığınızda literatür diyor ki hıyardaki o meyvenin üzerindeki mumsu yapıyı artırıyor. Aynı zamanda da kalitenin daha iyi olmasını sağlıyor. Biraz önce ifade ettiğimiz evet, o anaçların olumsuzlukları bunlarda görülmüyor. Bu anlamda önemli. Kestane kabaklarını biz hiçbir zaman tek başına kullanılmasını istemiyoruz. Ticari pratikte de kullanımı yok. Çünkü gerek bitki gücüne gerekse hipokotil özelliklerinden dolayı fide üreticileri tercih etmiyor. Yine su kabağı anaçları var. Burada Legionaria grup dediğimiz anaçlar. Bu da özellikle Ali Tarık Peşe'de aşılı karpuzda kestane kabağı, bal kabağı melezinden sonra en çok kullanılan anaçlardan bir tanesi. Özellikle bu aşılamanın en çok olduğu, başladığı Japonya'da 1930-1960'lı yıllar arasında en yaygın, en çok kullanılan anaçlar bu Legionaria anaçları. Yine baktığımızda kukurbitefisi foliye dediğimiz incir yapraklı anaç var. Bu da yine özellikle en çok hıyarda anaç olarak kullanılıyor. Kavun ve karpuz ile baktığınızda aşı uyuşumu iyi değil ve en önemli olumsuz yönü de zaten çimlenme ile ilgili olumsuzlukların görülmesi, çıkışla ilgili kademeli çıkışın meydana gelmesi olumsuz yönler olarak ifade edebiliriz. Son yıllarda özellikle sitron grubu olarak ifade ettiğimiz karpuzun yabanilerinin de yine karpuz üzerine aşılanması ile ilgili çalışmalar mevcut. Özellikle bu sitron anaçları nematoda dayanıklılık yönünden üreticiler tarafından tercih ediliyor. Tabii burada sitron anaçları Avrupa'da girmeye başladı birçok ülkede. Bizde daha sitron anaçı çok yaygın bir uygulama değil. Nedeni de şu, kestane kabağı ve bal kabağındaki gibi verimi artırma yönünden yüksek potansiyele ulaşamıyor. Bu da çiftçinin tercih noktasında önemli bir unsur olarak ifade edebiliriz. Yine patlıcangillere baktığımızda ise özellikle en yaygın kullanılan türler domateste, patlıcanda oldukça yaygın olduğunu görüyoruz. Evet. Biberde ise baktığınız zaman biraz daha düşük Ali Talip Bey. Yani kullanım yönden Avrupa'da da aynı şekilde. Dünyada ilk olarak 1940'lı yıllarda aşılı patlıcan başlamış. 1960'lı yıllardan sonra ise aşılı domatesle ilgili uygulamalar başlamış. Burada şöyle güzellik var. Hem patlıcan anaçları ve domates anaçları aynı zamanda hem patlıcanla hem domatesle aşılanabilme özelliğine de sahip. Bugün dünyada en çok yaygın kullanılan anaç domates için söylüyorum. Domatese yakın akraba iki tane tür var. Solanum habrochaetes ve Solanum pimpinellifolium. Bunlar domatesin atası olarak ifade ettiğimiz türler ve özellikle
Güney, Orta ve Güney Amerika orijinli bitki türleri güçlü bitki yapılarına sahip. İşte ıslahta biz bunların bitki büyüme güçlerinden yararlanmak için aşılı domateste en yaygın kullanılan anaç, dünyada en fazla Solanum lycopersicum, yani domatesin kendi ebeveyni, baba ebeveyni olarak da bu yabani Habrochetes türüyle melezliyoruz. Bugün baktığınızda birçok toprak kökenli hastalığa karşı dayanım yönünden oldukça yüksek performans sağlıyor. Yine olumsuz iklim koşullarına karşı dayanım sağlıyor. Yine aynı zamanda da aşılı patlıcan fidesi üretiminde de anaç olarak bunu tercih edebiliyoruz. İkinci en çok yaygın kullanılan, ki domatese en yakın akraba olan, genetik yönden akraba olan tür Pimpinelli polium Ali Talip Bey. Bununla melezlediğinizde de yine özellikle toprak kökenli hastalıklara dayanıklı olması, tuz stresine tolerant olması, yine potasyum ve kalsiyum, potasyum ve fosfor eksikliğine tolerant olması, özellikle evet, bunların alınması yönünde ve en önemlisi de kuraklık stresine karşı tolerant olması nedeniyle dünyada domates anacı olarak bu iki anacın daha fazla ön plana çıktığını görüyoruz. Patlıcan grubu için ise baktığımızda özellikle patlıcanda Solanum melongena aetepicum dediğimiz Afrika kökenli bir tür var. Bunu melezlediğinizde özellikle gerek tohumlarının çimlenme özelliklerinin iyi olması, gerekse birçok hastalığa dayanıklı olması, melez başarısının yüksek olması, tohumların çimlenebilme potansiyeli yüksek olması gibi olumlu özellikleri nedeniyle bugün dünyada en çok kullanılan patlıcan için anaçlardan bir tanesi Melongena aetepicum melezi. Burada ilgi duyan, bunları biz ayrıntılı nereden öğrenebiliriz diyen seyircilerimiz için sebzelerde kullanılan anaçlar diye ben gerek farklı dergilerde makaleler yazdım. Bunları ilgilenen arkadaşlarımız oralarda okuyarak daha kapsamlı bilgiler alabilirler. Daha detaylı bilgiye sahip olabilir değerli. Aynı zamanda yine bizim mail adresimize de, üniversite mail adresimi bulup yazarlarsa da yine elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız. Patlıcan'da bir anaç daha var, onu söylemem gerekiyor. Solanum torum anacı. Özellikle bu torum anacı dünyada Hindistan orijinli bu bir tür. Baktığımız zaman dünyada birçok hastalığa, zararlıya en yüksek dayanımın olduğu türlerden bir tanesi ve baktığınızda özellikle artı özellikleri var gibi gözüküyor ama gerek hipokotilinin kısa olması, gerekse bu biraz önce ifade ettiğim yabani türden kaynaklı olarak çimlenme ve çıkış ile ilgili problemlerin olması. Evet. Yani 100 tohumdan 7'si 8'i çimleniyor. Veya çimlense bile bunların büyük bir kısmının hipokotilleri kısa. Öyle olunca da aşı yapmak zor. Fide işletmeleri için ekstra bir zaman maliyet sorunu oluşturabiliyor. Ama son yıllarda özellikle tohum kaliteyi iyileştirici uygulamalardan yararlanarak bunu yine özellikle aşılı fide kullanımına yönelik çalışmalar mevcut. Bu tür içerisinde biberde de ne var? Özellikle Capsicum chinense ve Baccatum türlerinin yaygın olarak kullanıldığını görüyoruz. Özellikle Capsicum annuum chinense şu an dünyada, Avrupa'da da özellikle en yaygın uygulama alanı bulan kombinasyonlar. Bizim ülkemizde bakın bugün aşılı biberde fide üretimi söz konusu değil. Yok denecek kadar az. Ama bugün birçok Avrupa bölgesinde özellikle gerek birçok hastalıklara dayanım, aynı zamanda nematot ve virüslere dayanım, düşük sıcaklıklara dayanım gibi özelliklerinden dolayı en çok tercih edilen anaçlardan bir tanesi. Bununla ilgili artması lazım. Şimdi bu söylediğimiz farklı kombinasyonların gerçekleştirilmesine yönelik olarak ülkemizde neler yapılıyor gibi sorunuz vardı. Evet, onu şöyle ifade edelim. Ben 2010 yılından beri anaç ıslahı ile ilgili çalışmalar yürütüyorum. Bu kapsamda da iki tane doktora tezi, ülkemizde ilk anaç ıslah programı ile ilgili doktora tez çalışmasını gerçekleştirdik. Bu ülkemizde farklı bölgelerden topladığımız kabak anaçlarının karpuz anaçlık potansiyelinin belirlenmesi ile ilgili bir doktora tezi yaptırdım. Yine aynı zamanda Santez projesi kapsamında özel sektörden bir firma ile aşılı patlıcan üretimine uygun, biraz önce ifade ettim, Solanum melongena aetepicum ve Solanum melongena incanum melez kombinasyonlardan oluşan
bir anaç geliştirmeye yönelik olarak bir ıslah programı yürüttük. Yine bizim dışımızda üniversitelerde özellikle çok fazla olmamakla beraber Erciyes Üniversitesi'nde bir hocamız Hatay'da yine aynı şekilde su kabağı anaçlarının karpuz ve anaçlık potansiyelinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yürüttüler. Yine özellikle ülkemizde Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde domates anaç ıslah programı, patlıcanda yine anaç ıslah programlarına yönelik olarak çalışmalar yürütülüyor. Yine Batem'de bildiğim kadarıyla Antalya Batem Araştırma Enstitüsü'nde hıyar anaç ıslah programı yürütülüyor. Tabii bunlar bir elin parmakları kadar. Yani çok sayıda geniş kapsamlı bir ıslah programımızın olduğunu söylemek mümkün değil. Özel sektörün de bu konuya gerekli ilgiyi duyup, yani gerekse burada özellikle fide işletmelerinin, gerekse ıslahla uğraşan tohum firmalarının bu konuda teşvik edilmesi, bence öncelikli konular arasına alınması büyük önem taşıyor. Yine ülkemizde bu kapsamda şu ana kadar ben 4 farklı firmaya farklı türlerde anaç ıslah programlarının oluşturulmasına yönelik olarak projeler yürüttük. Şu anda yine Antalya'da bir firmayla birlikte düşük sıcaklığa dayanıklı, biyotik ve abiyotik stres faktörlerine dayanıklı yerli hibrit anaçların, kabak anaçlarının geliştirilmesiyle ilgili proje yürütüyoruz. Yine özellikle geleceğe yönelik Capsicum annuum chinense ve Baccatum'a yönelik olarak biber anaç ıslah programlarını başlattım. Ve bu konuda da yine 2 tane yüksek lisans tez çalışması tamamlattırdık. İnşallah önümüzdeki bu dönemde de yine bunlarla ilgili çalışmalara biz devam edeceğiz. Evet. Tabii bu anlamda baktığınızda çalışma sayısı çok az, gördüğünüz gibi. Hani farklı kurumlar adına da söylediğinizde çok fazla ıslah programımızın olmaması ülkemizdeki en önemli eksikliklerden bir tanesi benim kanımca. Bu anlamda tabii hep ben şunu söylüyorum. Anaç ıslahı zor. Tamam, dışarıdan getirelim, yerli tohumlarımızı üretelim, ama bu konuda gerek döviz kaybının önlenmesi, gerekse firmalarımızın kendi yerli anaç ıslahı programlarının oluşturulması büyük önem taşıyor, ama bunun için de iyi bir Ar-Ge altyapınızın oluşması ve bu kapsamda da TÜBİTAK destekleri, evet, büyük önem, TEYDEP destekleri büyük önem taşıyor. Burada da özellikle TÜBİTAK'tan ricamız TEYDEP'te öncelikli alanlar içerisine, çünkü küresel ısınma ile ilgili stres faktörleri şu an en önemli olaylardan bir tanesi ve yeşil tarım, yeşil çevre konu başlıkları içerisine bunun kapsamıyla da uyuşan aşılı fide ile ilgili başlığın özellikle konulması gelecekte bizim hem bu endüstride gelişmemizi hem de yerli anaçlarımızın payının artırılması noktasında büyük bir önem taşıyacak diye düşünüyorum. Evet hocam, vaktimizi de aslında doldurduk, biraz da açtık. Şöyle izleyicilerimizden gelen selamlar ve sorular var hocam. Kısaca onlara değinelim istiyorum. Vaktimizin sonlarında şöyle kısaca değinirsek. İki kelime de ben müsaade etsen bir şey söyleyerek ben kendi adıma şöyle özetlemiş olayım en son. Tabii geleceğe hocam yönelik olarak. Bizim dünyanın rutin olarak kullandığı bu uygulamalar konusunda hala biz nasıl diyelim, tam daha 30 yıllık geçmişi olan bir aşılı fide endüstrisi içerisinde baktığınızda anaç ıslahının 10-15 yıllık bir geçmişinin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizim hangi bölgede hangi anaçların, o biraz önce ifade ettiğimiz olumsuzlukların yaşanmaması adına doğru anaçların belirlenmesi ve bu konuda aşılamayla ilgili, anaçlarla ilgili toplantıların yapılması, üreticilerin doğru bilgilendirilmesi, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesine yönelik olarak faaliyetlerin artırılması, bu kapsamda da anaç ıslahı ve adaptasyon çalışmalarının her geçen gün artırılması ve bu alanda kalifiye elemanların yetiştirilmesinin gerekliliğine vurgu yaparak sözlerimi tamamlamak istiyorum. Ben de sizlere ve Köy TV seyircilerine saygı ve selamlarımı sunarak teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Evet hocam, ben de son olarak izleyicilerimizden gelen selamları sizlere iletmek isterim. Kaya Hanım Trabzon Yomra'dan bizlere selamlarını yollamış. Furkan Kurnazlı Beyefendiler selamlarını yollamışlar. Ali Keser Konya Çumra'dan bizlere selamlarını yollamışlar. İyi akşamlar demişler. Konya Çumra'ya da selam olsun.
Sezer Alem Bey selamlarını yollamışlar. Buradan da İzmir'den, İzmir'e selam olsun. Hocam çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgiler çok önemliydi. Ben de teşekkür ediyorum. Seyircilerimize de ilgilerinden dolayı inşallah yararlı oldu. Bu bilgiler ümidiyle tekrar saygı ve selamlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Evet değerli izleyiciler, bir Tarım ve Yaşam programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle diyelim. Köy TV'de kalın, köyde kalın, hoşça kalın. Thank you.